Evet, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 2023 Gölge Fen denemelerinin çözümlerine hoş geldiniz. Şimdi hemen başlayalım. Yeni keşfedilmiş bir gezegende şekildeki gibi bir balonla yerden yükseklikte atmosferik ölçümler yapılması planlanıyor. Atmosfer sıcaklığının sabit olduğu kabul edilen bu gezegende bulunan A, B, C, D gazlarının sabit sıcaklık ve basınçtaki kütle hacim grafiği aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre gezegenin atmosferi bu gazlardan veya atmosferde ya da balonda bu atmosferden oluşuyor, o doldurulabiliyormuş. Balonun ve üzerindeki ölçüm cihazları, cihazlarının ağırlığı ihmal edildiğine göre aşağıdaki durumların hangisinde balon yerden kesinlikle havalanamaz? Yani kesinlik istiyor. Burada ne düşüneceğiz? Havalanması için ne olması gerekiyor gazların yoğunluğunun e, daha düşük olması gerekiyor bulunduğu ortamdaki balon içindeki gazın. Yani şöyle diyeceğiz. D eşittir M bölü V'den yapıyorduk yoğunluğu hesaplamak için. Yani Gazımızın yoğunluğu ne kadar büyük olursa bulunduğu ortamdan havalanamaz. O yüzden bize kesinlik istemiş. Hemen bakalım sayıları da vermemiş zaten. ÖSYM'nin hep yaptığı işlemsiz sorular bunlar. Balonun ve üzerindeki ölçüm cihazlarının ağırlığı ihmal edildiğine göre atmosferin B gazından oluştuğu balonun ise A ve D gazının karışımından A ve D gazının karışımından karışım dolduruldu. Yani balon A artı D atmosferde B. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Bunlar ihtimal dahilinde olduğu için ben bunları bunu çürütmek için kesinlikle diyor ya. Çürütmek için bir örnek vereceğim. Buna bir verirsem ben. Bunun öz kütlesine bir verirsem. Şimdi öz kütle derken önce şunu da yazalım da. D hemen buraya yazayım unutmayalım. D A büyüktür. D B büyüktür. D C büyüktür. D D Nereden anladık? A B C ve de D eşittir. M bölü V olduğundan dolayı bunun kütlesi daha büyük. Hacmi daha küçük olduğu için Şöyle oranladığımızda A, B, C, D diye oranlanır. Bunu da hatırlamış olduk. Buranın içerisi A artı D'ymiş. Buranın dışarısı da B'ymiş. Şöyle bakacağız. A artı D. O zaman ben buna 1, buna 5 dersem, buna da 4 dersem uyar mı? Uyar zaten oran burada. Bunların toplamı aynı eşit hacimde olduğunu düşünürsek 6, 3 olur. İçerisi 3, dışarısı 4 olduğunda bu havalanır. Yani bu ihtimal kesinlikle doğru bir ihtimal değil. Bunu elemiş oluyoruz. Daha sonrasında Hemen geldik. Daha sonrasında atmosferin C gazından oluştuğu. Atmosferimiz C. Dışarısı C. Balonda D. Balonda D e Zaten böyle olan durumda balon uçacağını biliyoruz. Ötü zaten düşük. O yüzden bu ihtimal kesinlikle zaten yanlıştır. Atmosferin B artı C gazlarının karışımından olduğu. Atmosferimiz B artı C. Burası da A. Hmm. Şöyle düşünüyoruz. A hem bundan hem de bundan büyük. Zaten eğer bu ikisinden büyükse bu ikisinin karışımından da mutlaka büyük olacak. Zaten daha böyle bir kesin bir ihtimal olamaz. Çünkü A hem B'den büyük hem de C'den büyükse o ikisi hangi oranda birleşirse birleşsin A'dan daha büyük olamaz. O yüzden bu kesinlikle havalanamaz. Diğerleri de zaten havalanabileceği örnekleri verdik. Hemen geldik ikinci örneğimize. Sinem yatay bir zeminde yürümekte olan bir karıncanın yaptığı hareketi T süre boyunca takip etmiştir. Sinem bu süreçte karıncanın yaptığı toplam yer değiştirmenin büyüklüğü ile bu sürede aldığı toplam yolun büyüklüğünün eşit olduğunu gözlemliyor. Yani yer değiştirme ve aldığı yol eşit. Yer değiştirme ve aldığı yol eşit. Burada ne demek oluyor? Şimdi şöyle düşünelim. Böyle bir hareket yaptı diyelim. Bu harekette aldığı yol şöyle. Yer değiştirmesi böyle. Burada eşit ama t süre boyunca takip ediyor. Her süre boyunca aldığı yol ve yer değiştirme eşit mi? değil. Dairesel bir hareket yapsın bu noktaya göre. Şuradan başlasın buraya gelsin. Buradan buraya geldiği zaman aldığı yol bu, yer değiştirmesi bu. Ya da buraya gelsin. Aldığı yol, yer değiştirme hiçbir zaman eşit olmuyor. Bu hangi şart eşit olur sizce? Tabii ki düzgün bir doğrultuda hareket ettiği zaman eşit olur. Bu süre boyunca aldığı yol ve yer değiştirmesi hep aynıdır. O zaman geldik. Buna göre kesinlikle doğrudur. Yine bir kesinlik sorusu düzgün doğrusal hareket yapmıştır. Bunu buna kesinlikle diyemeyiz çünkü sabit ivmeli veya artın ivmeli bir hareket de yapmış olabilir. Yani hızlı hakkında yorum yapabileceğiniz bir ibare bize vermemiş. Sadece yer değiştirme hakkında vermiş. Bu adam hızlı ivmeli bir şekilde de gitse buraya yine geldiğinde e, aldığı yol ve yer değiştirmesi eşit olacak. O yüzden bu yanlıştır. Yani kesinlikle doğru değildir daha doğrusu. Sabit iğme ile hareket etmiştir. Hayır sabit hızla değil hareket etmiş olabilir. Bunu bilemeyiz kesinlikle. Yani kesin diyemeyiz. Çünkü dediğim gibi hızla ilgili çok bir yorum yapamıyoruz. Hareket yönü hiç değiştirmemiştir. Buna doğru diyebiliriz. Yani Doğrusal bir çizgide hareket etmiş diyebiliriz. O yüzden bunu doğru kabul ediyoruz. Yani cevabımız B oluyor. Üçüncü soruya geldik. Bir öğrenci odasında bulunan kare biçimindeki yatay çalışma masasının yüzeyinin tam ortasında elde edilen 900 lüklük lükslük aydınlanma şiddeti. farklı şekilde ışık kaynaklarının ışık şiddetleri varmış. Buna göre haş bir ve H2 arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olarak doğru verilmiştir? Ya ben burada şöyle düşünüyorum. Mesela güçlü bir ışığı, şimdi hepsine aynı ışık şiddeti var, aydınlanma şiddeti var ya. Güçlü bir ışığı yukarıdan verirsem, daha az güçlü bir ışığı buradan verirsem bunların aydınlanma şiddeti eşit olur mantık olarak yani bunu evde ampulle de yapabilirsiniz. Ama tabi işi formüle dökmek isterseniz aydınlanma şiddeti ışık şiddeti bölü uzaklığın karesi olarak hesaplanıyor. Biz burada şöyle yaparsak her birine h h h dersek hangisinin h1 h2 olduğunu bilmiyoruz tabii ki. h h h her biri zemine 900'lük yapıyorsa ve bu uzaklığın karesiyle de e, ters orantılıysa Şöyle düşünebiliriz. 60'lı ben buraya yazabilirim. Çünkü ne kadar uzaktaysa ve gücü ne kadar şiddetliyse daha yakında olan ve gücü daha az şiddetli olan ışık şiddetiyle aynı ışık şiddetini sağlayacaktır. O zaman 60'lık olanımız H1'miş. 20'lik olanımız en az olduğu için 20'liği buraya yazıyorum. Bu H2'ymiş. H3 de burası 45'liğimiz. O zaman H1, H3, H2'yi buluruz. Diğer soruyu geçelim. <laughs> Isı etkileşim halindeki maddeler arasındaki enerji aktarımı, iletim, konveksiyon ve ışıma yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bir kaloriferin odaya verdiği ısının hava molekülleri sayesinde her tarafa ulaşabilmesi durumu iletim yoluyla ısının aktarıldığına örnek verilebilir. İletim için Temas gerekiyordu. Yani bir fiziksel temas olması gerekiyordu. iletim yolu iletilebilmesi için ısının. O yüzden bu yanlıştır. Güneşin uzaya verdiği ısının yüzeye maddesel ortama ihtiyaç duymaksızın. Yer küreyle atmosferin en dış katmanına ulaşabilmesi durumu ışıma yoluyla ısınmaktadır. Örnek verilebilir. Bu doğru. Güneş ışınları ışıma yoluyla zaten veriyor. Herhangi bir e, maddeye veya bir şeye ihtiyacı olmuyor. Pişmekte olan çorbanın içine daldırılan metal bir kaşığın çorbadan aldığı ısıyı kaşı tutan kişinin eline aktarması durumu konveksiyon. Yanlış. Bu iletim yoludur. Demin dediğim gibi temas ve maddesel şey gerekiyordur. O yüzden yalnızca B doğru. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Bunu biraz büyüteceğim çünkü 3 tane çizim yapacağız. İç direnci ihmal edilen pil anahtar ile özdeş KLM NP ampullerini bağlayarak başlangıçta şekildeki elektrik devresini kullanan öğrenci ilk gözleminde anahtarın ucunu bir numaralı noktaya temas ettirip ampullerin parlaklığını gözlemliyor. İkinci gözleminde ise başlangıç konumunda bulunan anahtarın ucunu 2 numaralı noktaya temas ettirip ampullerin parlaklığını gözlemliyor. Yani önce böyle bir önce bu şekilde gözlemlemiş. Daha sonra biri, ba biri bağlayarak gözlemlemiş. Daha sonra ikiyi bağlayarak gözlemlemiş. Buna göre öğrencinin yaptığı gözlemlerde hangi ampullerin parlaklığı her iki gözlem içinde, her iki gözlem içinde başlangıca göre artar. Önce şimdi bir başlangıcı bulmamız gerekiyor. Ben şuraya yazayım bir başlangıcı. Başlangıçta bakıyoruz. Bu buradaki bir bağlantı olmadığı için bu elenir, yanmaz. Burada da bir bağlantı olmadığı için bu da yanmaz. Işık kendine en kolay yolu tercih eder çünkü. Geldik. Şöyle geliyoruz. Burası olmadığı için önce Birinci de geldik. Burada ne var? K var. Sonra geldi. L var. Sonra P var. Bu birinci durum. Yani ilk durum pardon başlangıç. Başlangıç da böyle. Şimdi ikinci duruma bakalım. İkinci durumda biri kapattık. N yine yanmaz ama bu sefer K ve M paralel bağlanmış oldu. Daha sonrasında L. Daha sonrasında P. Bu birinci durum. K. M. Ondan sonra burada ne var? L ve P. İkinci durumda da bu sefer M gitti. Geldik. Şöyle. Bu sefer K'mız yine normal. Geldi. Şurayı bağladık. Bu sefer L L ve N paralel bağlanmış oldu. P de böyle oldu. Şimdi bu da ikinci durum. Şu formülü hatırlayalım önce. Pardon. V eşittir. I, I çarpı R. Bu formülü unutmayalım. Şimdi burada şeyimiz aynı. pilimiz hep aynı. Pilimiz aynıysa ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir pil R eşit. bunlar mesela bu 2, 2, 2 olsun. Doğru mu? Doğru. Bir pil 6 R şıklık şey aydınlatıyor. Burada bir pil yine var. İçini durumda ama bu sefer 2 2 ha burada 2 2 olduğu için buranın eşini alırız 1 5. 5R aydınlatıyor. Burada da yine aynı şekilde 1 1 2 2 1 pil 5R aydınlatıyor. Doğru mu? Bu şekilde olduğuna ben burada mantıksal olarak yaklaşıyorum sorulara. Yani çok fazla formülden gitmiyorum. Şimdi her iki gülüme gülü de artarı soruyor. K'ya bakıyoruz. K'nın bir pil önce düşünsene bir pil 3 tane lambayı aydınlatıyor. Daha sonrasında buraya akım ikiye bölündüğü için K'nın parlaklığı birinci, ikinci, birinci durumda azalır. Çünkü buradan gelen I I'miz burada azalır. Çünkü ikiye bölünüyor. Yani K'nınki burada azalır. O yüzden K'yı olduğu şıkları eleriz. L'ye geldik. L'ye geldik. Şimdi L'miz de önce bu, bu şekilde. Ama sonradan de yine K gibi şey bağlanıyor. Paralel bağlanıyor. Buna da gelen I'yi ikiye bölünüyor. Normalde ikiye bölünüyor. O yüzden L'nin de artacağını söyleyemeyiz. Yalnız P, M veya N. Şimdi şöyle zaten bu şekilde yandığında ilk duruma göre artar diyor ya. Hani bunun M veya N'yi de ederiz. Yalnızca P şıkkımız kalır da. Bu duruma şöyle bakalım. P'yi Burada R eşimiz 6 olduğu için e, ve pilimiz atıyorum ne olsun? 30 olsun. Hani 5'i ve 6'ya bulunabilsin diye. V'miz 30 olsun. İ'miz ne olur? 5 olur. Burada i 5. Buna gelen P'ye gelen i 5. Burada R eşimiz e, 5 olduğu için i'miz 6 oldu. P'nin parlaklığı arttı. Burada da yine R eşimiz 5 olduğu için i'miz 6 oldu. Yani buna gelen i 6 olduğu için bu da arttı. Yani her iki duruma göre P'nin arttığını söyleyebiliriz. Bu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben biraz daha, açıkçası daha mantıksal bakıyorum işlere. Hani bir pil 3 tane lambayı aydınlatıyor. Daha sonra bir pil paralel olan 2 lambanın Rşi düşüyor. Demek ki pilin İ'si artıyor. Pilin verdiği e, İ dediğimiz akımı artıyor. O yüzden o, o lamba daha parlak yanar. Ben bu şekilde düşünüyorum. E, genelde de doğru çıkıyor sorular. Şimdi diğer soruya geçelim. Hakan ışık şiddeti I olan noktasal bir kaynağı şekildeki gibi saydam bir abajur merkezine yerleştirmiştir. Tamamdır. Işık vermesini sağladığında yatay masanın üzerine K noktasının aydınlanma şiddeti E ve abajur yüzeyinden geçen toplam ışık akısı tamamdır. Şöyle, bu da bu. Şimdi ışık akımızın hemen böyle bir formül hatırlayalım. 4 pi I ve aydınlanma şiddetimiz I bölü d kare. Şimdi bunda bir değişiklikler yapacağız. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Önce birinci işleme bakalım. Saydam küresel abajur çıkarıp aynı malzemeden yapılmış daha küçük yarı çaplı. Başka bir saydam abajur takma. Şimdi bu büyük bir abajurdu. Daha küçüğünü yaparsak. Daha küçüğünü yaparsak. Bu şekilde. Bunu küçülttük. Doğru mu? Ne değişti? R'si değişti. Işık kaynağı aynı. Doğru mu? Doğru. Uzaklık değişmedi. Yani bu ikisi de değişmemiş oldu. Birinci durumda. Abajur çıkarıp aynaya taktığımız zaman yani E değişmez. ışık akısı artar artmaz. Işık kaynağı aynı. Sadece abajur değiştirdik. O yüzden bu ışık elenir. Şimdi ikinci duruma bakalım. Yeni abajurun tüm yüzeyini yarı saydam biçimde boyama. Abajurun saydamlığını azaltıyoruz. Normalde saydam bir şeydi. Yarı saydama çevirdik. Yani buradan çıkan ışıkların buraya noktaya gelen ışık şiddeti azalır. Işık akısı değişmez. Yani bu ışık yanlış oluyor. Abajur nasıl oldu? Zincirin boyunu uzatma. Şimdi zincirin boyunu uzatalım bakalım. Bu artık buraya gelsin. Buradaki D mesafesi azaldı. E azalırsa E artar. E'miz arttı. Işık ışığı ve ışık kaynağı değişmedi içinde. Bu ışık akımız değişmedi. Yani 3 doğru. Bir öğretmen öğrencilerinden gönderilen lazer ışınının kendi üzerinden geri yansıması sağlayan bir sistem tasarlamasını öğren istiyor. Öğrenciler bu ödevi yaparken düzlem, düzlem aynanın aynı sıra odak noktası F1 ve emiri göstermiş. Çukur ve tümsek aynalar kullanıyor. Buna göre eşit mermilerden biri küreselliklerine göre bunlardan hangilerine şekilde gibi olsaydı nazarine kendi üzerinden geri yansıyabilir. Şimdi kendi üzerinden geri yansıması istiyoruz. Merkezi doğru gelen çukur aynada ışın ışık ışınları kendi üzerinden geri döner. Bu doğru. Sonra buraya bakalım çukur aynaya F'den gelmiş odak noktasına gelenler paralel yansır. Buraya dik gelen geri düze manyetik gelen yine kendi üzerinden yansır. Uzantısı F'e gelen geri odak noktasına doğru yansır. Ya da bu da kendi üzerinden yansıdı. Buna bakalım. Uzantısı F'e doğru gelen ışığın paralel yansır. Paralel gelip dik gelen ışığın tekrar uzantısı bu şekilde olan gelerek kendi üzerinden geri yansıyabilir. Yani 1, 2 ve 3 kendi üzerinden yansıyabilir. Optik. Fizik bitti. Şimdi gelelim kimyaya. Aşağıdakilerden hangi aşağıdaki verilen element çiftlerinin hangisi yaygın adı Sutkostik, kostik, potas kostik ve kezzap bileşiklerinin üç ürününde yapısında bulunur? Sud neydi? Na OH. Potas kostimiz neydi? Potasyum hidroksit. Kezzabımız neydi? HNO3. Bu şekilde. Şimdi üçünün de yapısında bulunan elemente bakıyoruz. Oksijen, hidrojen, oksijen, hidrojen, oksijen ve hidrojen. Yani oksijen ve hidrojen oluyor. Bu soru da güzel bir soru. Hangileri doğrudur demiş. Şimdi şöyle yapalım. Birbirinin izobar. İzobar ne demek? Ben şöyle yapıyorum. İzo eş demek. Bar çekirdek demek. Yani eş çekirdek yükü olacak. Şimdi bunu şurada büyük bir noktada yazalım. Şimdi A B. Şimdi A 13'müş. B. Burası 27'ymiş. B'nin burası 14'müş. Burası 13 olur. Değerlik yükü 0 olduğu için burası 14. Burası 13. Burası 0 olduğu için bu X'miş. İzobarsa burası X 27. Ve nötron 14. Tamam. Şimdi bakalım. B artı ile izoelektroniktir. B artıya bakalım. B artı 1. Bir elektron vermek demek. Çünkü eksi bir şey verirsen artı olursun. Burası 13 olur. Ondan sonra bu 14, 13, 27. Burası 13, burası 13 ise, o zaman B ile izo elektronik oluyor. Nötron sayısı 14'tür demiş A'nın nötron sayısı burası, burası proton, burası çekirdek. Burada nötron nötronu 14 doğru. İzotopunun yani aynı bu A'nın izotopunun proton sayısı aynı olanın nükleon sayısı 26 olabilir. Yani şöyle demek istiyor. A 13. 26, 13 olabilir. Zaten izotop demek proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı demek. Bunun nötronu 13'te, bununki 14'te, burası sağlıyor demek. Yani hepsi de doğru olabilir. Cevabımız E. Kimya biraz daha hızlı ilerliyor farkındaysanız. Fizik biraz daha sanki e, hani yorum gerektiren sorular olduğu için genelde biraz yorum yaparken düşünüyoruz. Aynı zamanda ben de e, biliyorsunuz 2-3 yıl oldu. En son ÖSYM sınavına girelim. O şekilde umarım güzel gidiyordur arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçelim. Ee, sembolik gösterilişi olan değişimlerden hangisi fiziksel? Fiziksel değişim olarak sınıflandırılır. Şimdi fiziksel değişim olarak hemen bakalım. Su gaz halinden sıvı hale geçmiş. Hal değişimi fiziksel bir değişimdir. Bunu kabul edebiliriz. Sonra H2 gazı ve O2 gazı birleşip suya dönüşmüş bir tane yanıcı, bir tane yakıcı gaz birleşip söndürücüye dönüşmüş. Bu bir kimyasal değişimdir. Çünkü artık atomların yapısı değişmiştir. Bu kimyasal. ikiye o eledik. Aslında ben hemen şöyle yapıyorum. İki olan şıkları eliyorum eğer eminsem. Ondan sonra şeker, bu bildiğimiz glikoz katısı suda çözülmüş. Suda çözülme fizikseldir. Çünkü suda moleküllerine ayrışmadan çözülür bileşenler. 1 ve 3'ü cevap olarak kabul edebiliriz. <laughs> Kapalı bir kapta 50 santigrat derecede katalde bulunan saf brom bir ATM basınçta yavaş yavaş ısıtılıyor. Hangileri doğrudur? Şimdi bromun erime ve kayma noktalarını vermiş. Ben şu grafiği çizmeyi çok seviyorum. Şöyle çizeyim. Sıfırı da şuraya yapayım. Yukarıda çok işimiz yok çünkü. Şimdi noktaları belirleyelim. E, burası sıfır. Şimdi eksi 7.2'de eriyormuş. Eksi 7.2'de erime. Kaynaması da 58.8'deymiş. Şimdi bu noktada eriyorsa o zaman şöyle yapalım. Böyle bir sıvıdan hızdan geldi. Bu noktada eridi. Doğru mu? Ondan sonra şu şekilde buraya kadar geldi. Burada hal değiştirdi burada kaynadı. Daha sonra da böyle. Buraya bakalım. Burası ne? Katı. Katı artı sıvı. Sıvı. Sıvı artı gaz ve gaz. Tamam. Şimdi geldik sorunun diğer öncüllerine. Ne diyor? Eksi 25 derecede katı halde bulunur. Hemen bakalım. Eksi 25 şurada bir yerde. Eksi 25'te katı halde bulunur. Doğru. Eksi 7.2'de katı sıvı bir arada bulunur demiş. E, bu da doğru. Çünkü hal değişiminde e, hal değiştirdiği zaman ikisi de bir arada bulunuyor. Burada da burada da. E, ondan sonra eksi Bunda da doğru kabul ediyor. 75 derecede gaz halinde bulunur. 75 derece şuraya geliyor. 75 derecede gaz halinde bulunur. Bu da doğru. 1, 2 ve 3'ü doğru kabul ediyoruz. 3 harikatta bunun o iki ilgili bir aşağıda verilmiştir. O iki gazların mor sayıları sırasıyla N1, N2 ve N3 olduğuna göre ilişki hangisi değildir. Şimdi bir mol dediğimiz şey Avogadro sayısı kadar tanecik demektir. Yani 6 çarpı 10 üzeri 23 tane tanecik. Bir mol yapıyor. Şimdi burada ne demiş? 3 çarpı 10 üzeri 21 tane O2 molekülü. Şimdi ben burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Oran orantı yapıyorum aslında kafamda. Şöyle diyorum. Bir molde 6 çarpı 10 üzeri 23 tane varsa kaç molde 3 çarpı 10 üzeri 21 tane vardır. Buna oran orantı yapıyorum. Daha sonra ne geliyor? 3 çarpı 10 üzeri 21 bölü 6 çarpı 10 üzeri 23 eşittir soru işareti oluyor. Bu gitti bu gitti. 1 bölü 2 yani 0,5 çarpı 10 üzeri eksi 2 yani 0,005. Burası 0,005 molmuş. Normal şartlarda 2,24 O2. Şimdi bir gaz normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 ise 2,24 yapan bu onda biri ise bu da onda bir olur. 0,1 mol. 16 gram O2 molekülü. 16 gram. Şimdi bakıyoruz. O 16, bir tanesi 16 imiş. O2 32 gram yapar. Yani 1 molü 32 gramsa 16 gramı kaç moldür? Yarısı yarısı 0,5 mol. Burası da 0,5 mol yaptı. Şimdi mollerini kıyaslayacak olursak da o zaman N3 N2 ve N1 olacaktır. Yani N3, N2, N2 N1. Burası. Denizli şıkkı. Geldik. Karışımların ayrıştırılması bileşenlerin bazı fiziksel özelliklerin farklı olmasından yararlanılarak uygun ayırma araç gelişleriyle gerçekleştirilir. Buna göre araç gelişleri hangisini kullandığı ayrışma yönteminde bileşenlerin farklı olduğu fiziksel özellik yanlış verilmiştir. Burada yani diyor ki biz bunları ayıracağız diyor bu maddeleri hangi özelliklerine bakarak ayırırız diyor. Güzel bir soru. Şimdi elek. Elek dediğimiz bu hani unu ya da bulgur eleyen annelerimizin olduğu şeyler var ya yani bunda elemede mantık nedir? tanecik boyutudur. Yani un elenir, geri kalan büyük parçalar kalır. Bunda çözünürlük değildir. Tanecik boyutudur. Bu yanlış. Yine de diğerlerine bakalım. Ayırma hunisi. Ayırma hunisi dediğimiz şey sıvıların yoğunluk farkına bakarak ayrılmasıyla oluşur. Bu doğru. Damıtma düzeni kaynama noktasına göre olur. Mesela petrol. Petrolü damıtmayla ayrıştırırlar. Kaynatırlar. Belli noktalarda belli sıvılar ayrışır. Süzgeç dediğimiz şey tanecik boyutundandır. Doğru. Çayı düşünün. Çayın sıvı kısmı aşağı inerken tanecikleri yukarıda kalır. Tanecik boyutu. Mıknatıs zaten manyetik özellik. Feniko. Mıknatısın çektiği demirler. Aklınıza bulunsun. Cevabımız Adana. Şimdi bunlar ayrı kaplarda yeterli miktarda safta çözme sanayi çözeltiler hazırlanıyor. Suyu da çözüyormuşuz. Saf suyun pH değerinin 7 olduğu varsayılacaktır. Şimdi bu asit. Bu bazik. Nereden anladık? Metal, ametal genelde asit ve bazik özellik gösterir. Şimdi ne yapıyoruz? Asit ve baz diyoruz. Asit ve baz. Şimdi genel olarak asit ve bazlardan bahsedersek, asitler pH'i 7'den küçüktür. Bazların pH'i 7'den büyüktür. Asitler e, ekşidir. Limon aklınıza getirin. Ekşi. Bazlar acıdır. deterjan aklınıza getirin. E, ondan sonra bakalım. Asitler mermeri aşındırabilir bu arada. Şimdi geldik s 3 asit mermeri aşındırabilir. Doğru. Asitler mermeri aşındırır. CaO madde suda çözüldüğünde ortamdaki hmm, iyon derişimi artar. Bu soru işareti. Buna bekleyelim. Bakacağız. Ee, CaO çözeltisinin tadı acıdır. Doğru. Acı demiştik. s so 3 çözeltisinin pH değerinden küçüktür. Doğru. Asidik çünkü. CaO çözeltisi kırmızı turun son rengini maviye çevirir. Şimdi asitler maviyi kırmızıya çevirir kırmızı mavi turun solu kırmızı turun sola çevirir. Ee, bazılar da kırmızıyı maviye çevirir. Bu özelliğimize doğru. Burada aslında bu suyun OH eksi derişimini arttırır bazılar. Bunu asitler arttırır. O yüzden cevabımız Bursa. Şimdi biyolojiye geçtik. Gelelim. Kofulların çeşitli hücrelerle, hücrelerdeki işlevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım bakalım. Kofullar neydi? Kofullar depo, sindirim, kontraktil ve beslenme olarak dört çeşidi vardır. Kontraktil kofuların hücre, içi, hücre içindeki fazla suyu atması sırasında ATP harcanır. Doğru. Hücre içerisinde kontraktil kofular tatlı sularda yaşayan hücrelerde bulunur. Ve bu hücrelerin ATP harcayarak e, suyu dışarı atmasını sağlar. Birinci seçeneğimiz doğru. Depo kofuları bitki hücrelerine özgü olup hayvan hücrelerinde bulunmaz. Yanlış. Depo kofuları hem hayvanlarda hem de bitki hücrelerinde bulunur. Golgi aygıtında üretilen salgıların ve metabolizma sonucu üretilen atık maddelerin hücre dışına verilmesini sağlayan salgı kofulları hayvansal hücrelere özgüdür. Yanlış. Cevabımız sadece Adana'dır. Selüloz, kitin ve nişasta ile ilgili özelliklerinin hangileri ortaktır? Şimdi selüloz bitki hücrelerinde bulunan bitkide bulunan karbonhidratlardı. Kitinler mantarların duvarlarında bulunur. Nişasta da bitkimiz, bitkilerin depo karbonhidratları. Hangileri ortakdır demiş. Bunların hepsi bu arada karbonhidrat. Bu yani canlıların temel bileşenleri konusunda. Glikozit bağı içerme. Evet ortak. Çünkü 3 üç, üç karbonhidratta da glikozit bağı vardır. Yapısal polisakkarit olarak görev yapma. Hayır. Nişasta depo polisakkariti. İki yerleriz. Şimdi ben hemen böyle sorularda şöyle yapıyorum. Emin olduğum için ikinin olduğu şıkları eliyorum. Ve birinin olmadıklarını da eliyorum. Sadece A ve B kaldı. Yani bu ikisinden sadece biri doğru. İnsan vücuduna hidroliz edilememe. Yanlış. Biz nişastayız. Hidroliz edebiliriz. Selüloz edemeyiz. Ama nişastayı edebiliriz. Bu da yanlış. Organik yapılı olma doğru. Karbonhidrat organik bir bileşik değil. Cevabımız Bursa. 17. soru. Bakteriler ve protist alemine ait canlı türleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi her iki grup için ortak değildir? Bakteriler biliyorsunuz ki prokaryot, tek hücreli, organel içermez, zarlı, zarlı, sadece ribozomları vardır. Protist alemi de ökaryottur geçiş alemidir. Zarlı organel bulunabilir. Bulunabilir. Şimdi oksijenli solunum yapan türlerin bulunması iki grup içinde ortaktır. İkisinin de oksijenli solunum yapabilen grupları vardır. Bölünerek protistaların işte protistalar burada e, mantarlar. Cırık mantarlar daha doğrusu. Cırık mantarlar, aitler, protozoalar gibi gruplar vardır. Bunlar da bölünerek üreyenler vardır. A'yı da eledik egzositoz ile hücre dışına enzim salgılayan ayrıştırıcı türlerin bulunması. Ayrıştırıcı demiş bakterilerde ayrıştırıcı türler bulunmaz ama protista da bulunabilir. Bu ortak değil. Klorofil pigmentine sahip türlerin pigment dediği için eğer hani kloroplast deseydi bunu bakteriler için kabul edemezdik ama klorofil pigmenti bakterilerin fotosentez yapan çeşitlerinde vardır. Bunu da doğru kabul edebiliriz. Kolaylaştığımız difüzyon ile madde alışverişi yapan türleri bulması zaten bunlar genelde bu şekilde. Alışveriş yaparlar. Cevabımız Ceyhan. Bir biyoloji öğretmeni tamamlandığında iki yavru hücre oluşan bir hücre döngüsünün evrelerini öğrencilerin modellenmesini istemiştir. Aşağıda bir öğrencinin hazırladığı model verilmiştir. Buna göre öğrencinin hazırladığı modelle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Şimdi burada hücrelerimiz 2N eşittir 4. Doğru mu? Doğru. Burada aslında bir profaz, metafaz. Ana, anafaz ve telofaz evleri gösterilmiş. Ee, diploid kromozomlu yani 2N yan, doğru kromozomla bakıyoruz. Diploid doğru. Bölünme sonucunda 4 kromozomlu hücre oluşur. Buraya bakıyoruz. Evet. Doğru. Zaten bu bir mitoz bölümü. Mitoz bölümünde kromozom sayısı değişmez. Başta 4 e, sonunda da e, 4 olur. Modelde profaz, metafaz, anafaz ve telafaz. Doğru. Profaz meta, metafaz Anafaz ve telofaz görülür doğru. Üçünü de eledik. Sitokinezin oluşumu oluşumuyla gerçekleştiği bir hücre tipine örnek gösterilmiştir. Aslında yanlış. Aralamel oluşumu bitki hücrelerinde görülür. oluş oluşumu gösterilmemiş. Oluşsaydı anafaz evresinde gösterilirdi. Bölünme sürecinde homolog kromozom ayrılması doğru. Kardeş kromatit mayoz bölünmenin ikinci aşamasında görülür. Bu da doğrudur. Yani cevabımız D olur. Geldik son iki soruya. İnsanda bazı karakterlerin kalıtımını genin taşın ebeveyninin bu ebeveynin doğacak çocukların cinsiyetine bağlıdır demiş. Ben şunu büyüteyim orası çok önemli değil. Şimdi X'e bağlı taşındığını göstermiş bize. O zaman ne yapacağız? Şimdi ben hemen önce böyle sorularda Hemen yerine yazıyorum. Taşıyıcı kısa x üzeri R ve x üzeri R diyorum. Renk körü kızsa x üzeri küçük r x üzeri küçük r diyorum. Sağlıklı erkekse x üzeri büyük R ve Y diyorum. x üzeri küçük r ve Y diyorum. Sağlıklı renk körü erkek küçük renk körü erkek çocuğu. Söylenemez demiş. Baba şimdi babayla neyi önce bulmamız gerekiyor? Şimdi eğer erkek çocukların biri sağlıklı, biri renk körüyse o zaman bu anneden anneninkilerini gösterir. Yani x üzeri büyük R ve x üzeri R Babaya bakarsak da eğer renk körü bir kız çocuğu varsa o zaman babamız maalesef renk körüdür. Çünkü ikisini de bir aynen birini babadan alacağı için. Bu şekilde hepsini çözümlemiş olduk. Baba bu özellik yönünü çekinik fenotiptedir. Doğru. Sağlıklı kız çocuk heterozigot genotiplidir. Sağlıklı kıza bakalım. Taşıyıcı evet heterozigot. Doğru. Sağlıklı erkek çocuk sağlıklı olmasını sağlayan aleli annesinden almıştır. Babası zaten yeri veriyor. yükse bağlı taşındığı için annesinin aldığı yükseleri büyükleri doğru. Renk körü erkek çocuk bu özellik alellerden birini annesinden diğerini babasından almıştır. Yanlış renk körü kız çocuğu deseydi doğru olurdu ama erkek çocuğunun bir aleli y olduğu için erkek çocuğunu belirleyen tek şey annesinden aldığı x alelidir. Yani bu yanlış cevabımız d olur. Anne bu özellik yönüne kesinlikle taşıyacaktır. Kesinlikle taşıdır. Çünkü bir çocuğu dediğim gibi bir erkek çocuğu sağlık bir erkek çocuğu da hasta olduğu için. Yani cevabımız deniz olur. 20. soruya geldik. Aşağıda karasal ekosisteme ait bir besin ağı verilmiştir. Besin ağı ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi üreticiler çam, akçağaç, kavak. Birinci tüketiciler bunlar otçul. Bunlar etçil. 3 i̇kinci tüketiciler yani birinci trofobik basamak. ikinci basamak. Üçüncü basamak. Birinci trof trofobik düzeyde yani burada her bir bor canlar yer alır. Yanlış. Her birinci seçeneğimiz yanlış. Bir olan seçeneklerimizi eledik. Üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyokütle değerini azan biyokütleyi şöyle düşünebiliriz. O trofobik düzeyde bulunan tüm canlıların toplam kütlesi. Yani bitkileri bir düşünün. Bir de aslanları düşünün mesela. Aslanların Toplam kütlesi dünyadaki bütün bitkilerden kesinlikle daha azdır. O yüzden böyle düşünürsek üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe biyokütle azalır. Doğru. Tilki ve kurt besin piramidinde 3. trofik düzeyde yer alır. Tilki ve kurt 3. basamakta. Doğru. Cevabımız 20. Cevabımız Edirne olur. Bu şekilde TET gölge fen denemelerinin 2023 olanını bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki video 2022 çözümleri olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Herhangi bir hatam olduysa kusuruma bakmayın. Herhangi bir yanlışım olduysa da kusura bakmayın. Bildiğim ve hatırladığım kadarıyla sizlere yardımcı olmak istedim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bu arada kitapta şu. Bunu da göstermiş olayım şöyle kameraya. Gölge fen birine denemesi. Zaten video düzenli bir yere koyacağım mutlaka. Abone olmayı da unutmayın. Daha fazla çözüm videosu için de mutlaka yorumlara yazın. Görüşmek üzere.